yaşam hikaye hep çileyle geçti yani. Bizim yaşam öyle kolay olmadı. Yani çünkü biz hayata zaten 1-0 yenik başlıyoruz. Bu hastalıktan dolayı. Biraz da hastalığından bahsedelim. Hastalığım düşen musküler distrofi. Yani Türkçe ismi erken düşen kas erimesi hastalığı. Yani 6 yaşından başlıyor evreleri. Okula gidiyorum. 3. sınıfa kadar okula gittim. Sonra yavaş yavaş eriyor. Yani yavaş yavaş hastalık ilerliyor. Yürümede zorlanıyordum. Çocuklar falan beni itiyordu. Bir de bu psikoloji vardı. Bu psikolojik mi de çöküyordu insan. Çocuklar dalga geçiyordu. Hani böyle oluyor sürekli. Çünkü eğitim kısıtlı olduğu için çocuklarda. Aile düzgün eğitim vermiyor. Engellilere karşı. İşte en son okulu bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım. Abilerim de zaten hastaydı. Hepsi annemler, babamlar bakıyordu. Onlar da sizin gibi kas erimi hastalığı mı vardı? Evet. 4 abimde de vardı. Onlar solunum yetmezliği ya da kalp yetmezliğinden vefat ettiler. Çünkü bu hastalığın son evreleri öyle. Tedavisi mümkün değil mi hastalığınız efendim? Ya şu an günümüz bir tedavisi yok. Ama kök hücre denemeleri var. Gen nakli denemeleri var. Bir de Avrupa'da ilaç denemeleri var. Bunlar Türkiye'ye gelemiyor. Çok sıkıntı. Çok pahalı, çok masraflı şeyler. Bu yüzden bunun Türkiye'ye gelmesini bütün kas hastaları olarak istiyoruz. Zaten ben sadece kendim için bir şey istemem. Mesela şimdi bana deseniz seni tedavi edeceğiz. Amerika'ya götüreceğiz ya da şura burada götüreceğiz. Ben diyeceğim hayır. Çünkü bütün hastalar iyileşmedikten sonra ben de iyileşmemin bir anlamı kalmaz. Peki Hasan abi, siz bunca şeyi yaşadınız. Siz en son okulu eğitimi bırakmak zorunda kaldığınızı dile getirdiniz. Evet. Ondan sonra neler yaşandı? Ya ben ilk 11 yaşında falandım. İşte bizim evimiz bahçeliydi. Bahçeye dedim gideyim. Daha zar zor yürüyordum. Böyle duvara tutunarak. Sonra birdenbire ayağıma bir sancı girdi. Orada oturdum yerime. Ne ileri gidebiliyorum ne sağa gidebiliyorum. İşte artık ondan sonra sürünerek eve gittim. Geriye zaten yakın. Artık ondan sonra hiç ayağa kalkamadım. Ondan sonra zaten psikolojik ben çöküşe girdim. Abilerim vefat ediyor tek tek. Ya çok kolay bir şey değil. İşte dışarıya da çıkmıyordum. Sanki hayata küsmüştüm. Öyle bir şey. O günkü aklım işte. Çocukluk. Bunları nasıl atlattınız efendim? Bunları abimler sürekli bana hoca gibi söylerlerdi. Bu böyle, bunlar hepsi imtihan. Hayat, yani hepsi geçicidir zaten. Bir rüya gibi. Zaten hepsini atlatacaksın. Bitecek zaten. Hep böyle diyerek beni güçlü hale getirdiler. Yani. Bir de onların vefatları beni güçlendirdi. Hepsinin farklı bir anısı var bende. Şu an ihtiyaçlarınızı veya işte hastalığınızın ilerleme evresinden sonraki ihtiyaçlarınızı nasıl gördünüz efendim? Annem, babam sağ olsun. Bir de ablamlar da var. 3 tane ablam var. 3 kızlar sağlıklı. Sadece erkekler hasta. Yani biz 6 erkek, hepimiz kas hastasıydık. Zaten bir tanesi zatürreden ölüyor. Diğerleri de büyük yaşlarda. 25, 26, 20 ve 27 yaşlarında. Benim de zaten yaşım 28.
Hepsinin aşını geçtim. Allah uzun ömür versin. Doktorlar 18'i geçemez diyorlardı. Bak 28 yaşında. 10 yıl geçtim yani. İhtiyaçlarınız dediğim gibi sadece anne babanızın yardımlarıyla yapıyorsunuz herhalde. Evet. Tuvalet ya da banyo. Hepsini annem baba. Yani annem de gece yarısı beni, annem pek uyumaz yani. Beni uzatıyorlar. Annem yani bir şey olduğunda annemi çağırıyor. Çünkü elim düştü, ağrıdığı zaman kaldıramıyorum bile. Anneme söylüyorum, o kaldırıyor. Ben hiç psikolojik tedavi almadım. Çünkü her şeyin Allah'tan olduğunu, bunun bilincindeydim. Çoğu arkadaşım görüyorum, hepsi antidepresan ilaçlar kullanıyor. Yani kullanan var, hepsi psikolojik destek görmüş. Ama ben hiç görmedim. Ailelere, yani örneğin kas erimesi hastalığı olan ailelere tavsiyeleriniz neler verir sana? Çocuklarına ön ayak olsunlar. Yani onları bir şeyden kısıtlı olmadığını onlara öğretsinler. Onları ortama koysunlar. Yani evde gitti bırakmasınlar. Onları internet falan, onlara hepsini her şeyi öğretsinler. Çünkü bir de hastalığını onlara söylesinler. Mesela ben 7 yaşında hastalığımı öğrendim. Biliyordum da abimler, ben kendim hasta olduğumu bilmiyordum. Onlar dedi ki sen de hasta olacaksın. 7 yaşında. İşte ben o yaşlarda biliyordum hastalığımı.